Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ben yine dedim şöyle bir sabah bloğum bir tane olsun. Sonra akşama Emine'leri de atacağım. Allah izin verirse. Annemlerle falan. Aziz abi gelmişken dedim yakaladım. Güzel bir sohbet edelim. Biraz kısa bir video olsa bir şeyler tamamlayayım. İnşallah. Bugün makyaj falan hiçbir şey yok. Makyaj da benim yaptığım bir şey yok da. Şu yüzümün sadece kısarıklığını alıyorum. Kremim var. Bir de kirpiğimi sadece sürersem. O kadar. Kümer kullanıyorum. Senin sürdüğün bayağı eve badan ediyor. Sen ne diyorsun? Bak bak. Aziz abi süper bu konuda. Görmüş. Görmüş kesin. Dur bakayım. Evet Aziz abi sen anlat. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? İyiyim, sabahtan beri gitti geldi. Eşini doktora götürdü geldi. Onu götürdüm. Tahlil yaptırdık. Maşallah bir gözlük bir de yedirdim istedim güzel. Oh ya. Afiyet olsun. Afiyet şeker olsun. Olsun. Öğleden sonra doktorla görüşeceğim. Bakalım tekrar neydir ne değildir. Buna göre bir şey yapacağız. Kimsenin üzülmesine gerek yok. Her şey güzel. Çok güzel. Ben zaten normal şeyi sevmiyorum. Hep koşturma. Olsun. Hep koşturma. Maşallahın var. Diyorum ya nazar değmesin Aziz abi. Senin ben kendime çay içmedim. Çay içiyorum. Evet. Afiyet olsun efendim. İçiniz tabii i̇şte ki. Öyle. Hayatta savaşıyoruz. Çok şükür. Savaşmadan oluyor mu? Hepimiz aynıyız. Bir koşuşturma gidiyoruz hep beraber. Koşan sen miydin biraz? Ama koşan kapıda görmedin mi sen beni? Sen beni kesin görmüştürsün. Vallahi. Ne yapalım? Gülüyorum da çok gülüyorum. Gülmeyi çok seviyorum ben ya. Maşallah maşallah. Ağlamayı sevmiyorum. Aziz abi sen hep gül. Boş ver. Ağlayan zaten oluyor. Allah'ım ağlatmasın. Kimseyi ağlatmasın. Herkesi güldürsün. Göbek adın gül. Göbek adın gül. Güzel. Soyadın olmasın o senin. Gül olursa belki bir değişim oluyor. Gül olunca farklı. Gül Aziz. Gül Aziz, evet. Evet, evet, Gül Aziz. Gül Aziz. Allah sana değil mi şeyini vermiş. Bu sabrını vermiş. Aynen. Şey olmuş herhalde, bu Şakir abinin kolu da senin gibi şişmiş, damar artık almazmış. Oğlu diyordu. Konuşuyorlar. Kolu konuşurlarken duydum. Kolunu değiştirecek mecburen. Değiştirsin. Oğlu değiştirsin. Yeni kol daktırsın. Ameliyat olacak ya da kateteri daktıracak vücuttan. Oy. Demek ki o da fazla girdi. Onun gidişi biraz daha iyi benden. Şöyle onda böbrek hep bitmemiş değil mi? Yok. Onun böbreği benden daha iyi. Ya bende böbrek yok zaten de. Doğru. Onun daha iyi. Ama yaşına göre iyi maşallah. 85 yaşından da. O çayma içemiyor zaten. İçmiyor da. Şey... Araba almışlar geçenlerde. Sıfır araba aldım galiba. Evet. Ben de diyecektim ki bir alsaydın araba. Doğru. Sıfır araba ne dedim? Şimdi doktora gitmiş yine oğlu götürmüş de eşi söylüyordu bana. Teyze var ya eşi. Ne yapsın evde diye galamayayım kızım galamayayım diye. Dedim ne yapacak tek başına bir kadıncağız zaten yaşlı başlı. Sıkıldıkça geliyor. Ha yazın köye çıkar onlar. Onlar burada şeyde, kalmaz ki. Hastanede tanıdığım arkadaşlar, benden yaşça büyük gerçekten onunla konuştum da. Hem insülin kullanıyor, hem böbrekte sıkıntı var, hem tansiyon hastası. Oh Allah korusun. Böbrek doktoruna gidiyor musun diyeyim. Ya boş ver diyor, ölmeyecek miyiz? İyi öyle diye erkene ondan getirsin. Doktora gelme dedim ya. Ne diye boşuna de işgal ediyorsun de, başkası dedim. Gelir senin yerine diye. Yani ben böyle bir insanları anlamıyorum. Söyleyeyim. Açık kendine bakacaksın. Şimdi sağlıkta doğruluk tektir. Doğru tektir. Gideceksin doktora. Hastasın ya da değilsin öğreneceksin. İnşallah hasta olmasın ama. İnşallah. Bu hayat gidişat böyle. Senin insülinin var. Birisi de burada insülin kendi kendine bırakmış. Öyle iyi o değil işte. O zaman alma. Yazdırma abicim yazdırma. Doğru doğru haklısın. Çok iyisin. Aziz abi bu tür şeylere sinirleniyor. Haklı. Hayır, kendine abi. Dikkat edeyim bu tür şey. Bak Melekciğim canım kardeşim. İnsülin hastasıysan, tansiyon hastasıysan, şekerin filan hepsi düzensizse böbrek rahatsızlığı var demektir. Evden oluyor herhalde. Anam balkona fare girmiş. Annemler yarım olmuş. Ha şimdi komşu yukarı çıkıyor bakacak. Balkonun kapısını kilitlemişler bir güzel. Balkonda duruyormuş. Öyle diyorlar. Tam da haberleri yok ya. İçeride var diyorlar. Dedim bakmaya, ben biraz çekiniyorum bu tür. Onlar da çok korkuyor. Fare en sevmediğim şey. Allah'ım sen koru ya Rabbim girmiş. Nasıl girdiyse işte balkonda duruyormuş. Şimdi komşu çıkacak da alacak. Bizimkiler panikten ölmüş. Aynen. İşte Aziz abi.
Daha nasılsın Aziz abi? İyi misin? Beni sinemaya mı yönlendireceksin? Aynen, seni ben şimdi sinemaya yönlendireceğim. Yeşil cam mı, siyah cam mı? Yeşil cam olsun seninki. Siyah olmasın. Cam kırık mı? Cam kırık. Sen kırarsın o camı. Girersin içeriye. Yok, komik bir şey söyle dedin de söyledim. Çok komiksin Aziz abi. Maşallahın var. Ne diyeyim ben sana? Nefroloji uzmanı diyor ki senin kalbinde diye bir yere problem oldu mu diye. Ben dedim kalp yok ki dedim. Kalbimde mi kalmadı dedin. Çok duyarsız bir adamım de bari de. Oldu olacak. Yok, duyayım kulağım. Vurdum duymazım de. Vurdum duymaz. Ben öyle şeylere de takılmayayım de. Her şeyi benim moralim bozmaz öyle de. Duyayım. Sağır değilim i̇yisin, ben. İyisin. Sen hep öyle ol. Hep pozitif ol. Boş ver. Sen böyle kal. En azından bak bir de onu takayım, bir onu takayım. Bir yakını bir uzağı. Bu uzak ya. Değil mi? Bu Amerika'yı görüyor işte. Maşallah maşallah. Çok yakınmış. Sen biraz daha uzağa görebilirsin. Ne yapsın adamcağız? Bundan 3 sene önce almıştım. Uzak gözlüğüm de onu göremedim, alışamadım. 3 sene bekledim de mecburen şimdi daha iyi göz. Aslında şu dişlerimi söktürsem hepsini de. Yeni mi yaptıracağım? Yenisini yaptırsam. Çünkü şu halimle kadavraya çağırsalar bile kadavra yapmazlar, nakletmezler. Niye? Hatalı olduğu için. Sıkıntılı olduğu için. Ne alaka? Tabii canım. Sıfır olacaksın, sıfır. Hiçbir hatan olmayacak bir tarafta. Bu nasıl işmiş? Tövbe estağfurullah. Sıfır araba aldık sanki. Şimdi yeni böbrek takılacak ya, kadavra. Sırasındayım ama gitmiyorum daha. Çünkü noksanlığım var, diş. Sırasında çağrıldı da mı gitmedin? Yok zaten şimdi çağırma şeyim, şu anda çağırmazlar da çünkü 2-3 senedir, 2 senedir gitmiyorum. Neyse. Ama niye gitmiyor? Sağlık önemli. Sen niye ihmal ediyorsun pekala? Yaptır o zaman bir an önce dişleri. 2 yıldan bari oluyor. Bugün dişleri söktürsem hepsini, 1 yıl bekleyeceğim. 1 yılda yapılmasını bekleyeceğim. Niye 1 yıl bekleniyor ki? Sen özele mi yaptırıyorsun? Özele yaptırılmadı. Yok. Yani en azından 3-4 ay bekleyeceksin. Yani? Yapılması için. Tabii ki. Yani 2 ay dediğim yani. Yine 6-8 ay bekleyeceğim. Senin ağzındaki dişler yapma mıydı? Kendi dişim. Ha iyi. Allah Allah, bilmiyordum. Yani başkasından almadım dişleri, kendi dişleri. İyi, başkasından da alırsın bu dişle. Böbrekle beraber onu da alırsın, aldı olacak. Eskiden... Kurban geliyor, kurban bekle. He? Bekle, kurban geliyor. Sağlam dişler vardır orada. Bakayım, fırçalanmış diş var mı? Eskiden dişlerim var ya, çiçek gibiydi. Böyle her gün cilalıydım, her gün. Maşallah maşallah, cilaları neyden sürüydün? Vazelin sür bari, bu parlasın. He? Vazelin sürseydin bari. Ya ne olsun? Beyaz şey var ya, ruj, beyaz ruj. Beyaz ruj var mıymış? Ben hiçbir haberim yok. Senin neyden haberin var? Aşk olsun, ben de hiçbir şeyden haberim yok. Gerçekten yok ya, bildiğin yok, gibi değil. Öyle yani. Allah bu günlerimizi arasın. Amin, ama amin. Ama bir güzel yağdı ki, şeye gittik, geldik. Aham yağmur şey, maşallah, içim kararıyor ama Allah'ın gücüne yemek gitmesin. Yemek yemeye gittik, geldik. Oh. Ne yapalım, açmıyor, bu hava açmıyor. Cuma günü bir güneşi görecekmişiz işte. Cumartesi malum diyorlar. Bak, İnşallah İstanbul'da güzeldir hava. En sevdiğim hava bu. Benim zaten gitti öne gitti. Yarın diyeceğiz ki uf, biraz serinlik olsa diyeceğiz mesela. İşte biz insan milleti, biz millet olarak nasılız? Bir türlü yetinemiyoruz değil mi? Yağmur olur, güneş ararız. Güneş olur, çok sıcak deriz. Yapacak bir şeyimiz yok. Ortasını bulamıyoruz. Orta yok. Arkadaş dedi ki ya hava diye sıkıştırıyor diye ne yapacağız diye. Sıkıştırıyor. Yok sıkış. Aynen ben rahatım diye. Sağ ne oldu da. Böyle bakıyor gözüme. Bu ne diyeyim diye. Tövbe ya Rabbim de. Öyle ya. Yani ne? Buna da şükür ya. Dediğim gibi bu hava zamanla da çok iyi hava. Aynen. Neyse dur bakayım. Teşekkür ediyorum Aziz abi. Ben teşekkür güzel ederim. Herkese saygılar, sevgiler. İnşallah herkes iyi olur. Aynen. Dualarımız bu nesbette. Ben her zaman iyiyim. Allah'ın izniyle maşallah var. Sen bir 41 maşallah almışsın belli. Yok haydi 42 maşallah. 42 olsun 41 haydi. 41 herkes alır. Senin hatırın için yani 43 dolar, 44 dolar sorun değil. Teşekkür ettim. Allah'a emanet olun. Bu arada izleyicim adını da unuttum ama bana şeyi sormuştu. Köy eviniz işte sizin mi? Hatta biri de hangisi sizin diye. Şimdi yemek yediğimiz ev Eltim'in evi arkadaşlar. Hani bilmeyenler var. Çünkü attığım videolarda aslında önceki köy vloglarımda evimin şeyi de vardır görüntüsü. Eşim gidince yine zaten köye çıkarsam bu hafta ben tabii ki olmayacağım.
Yine atar bana da yine gösteririm de. Evi yeni yapılma. Daha yeni yapılıyor. Ablamın oturduğu, balkonda oturduğu ev benim olan. Bizim yani eşimin evi. Orayı daha yapılacak dediğim gibi bir oda yapılı, bir balkonu bir iki. O da fayans falan yapacak oralara. Tabii çok iş. Hepsi birden olmuyor. Hepsi parayla dönen işler. Bir zamanın olacak. Kendi yapmış onları zaten. Zamanı olsa yine çıkar köye. Onu da halleder gelir. Oralara da yine bir iki gider gelir ama ne yapsın? Zaman yok işte. Peşinden ne diyeyim? Şimdi diğeri de elim şöyle koyayım bir bari rahat oturayım diye baktım koluma. Dediğim gibi eltlerim altı üstü oturuyor zaten ikisine. Ona da gidebiliyorum, ona da gidebiliyorum. Hepsine gidebiliyorum. İkisine de Allah razı olsun. Dün de geldiler. Beni çok mutlu ettiler. Aslında söylemişlerdi de. Ben unutmuş gitmişim, bana sürpriz oldu. Onları görünce ben de şaşırdım. Buraya işte gelmiş. Ertem'in birinin oğlu Akın Çorap'ta çalışıyor. Onu ziyaret etmişler. Hem oraya gitmişler. Ondan sonra buraya geldiler. Halılara baktık ama halı almadık. Çünkü hoşuna sonradan gitmedi. Baktılar. Uygun aslında. Halıların fiyatları da uygundu. Onun istediği halı Eltem'in 150 lira falan da. Sonra neye karar verdi? Sonra mı bakacak artık? Beni Özgür çağırınca fazla kalamamıştım. Buraya çünkü kahve falan istemişler. Ne yapsın? Şimdi kahveyi de genelde benden istiyorlar. Sen biliyorsun nasıl içtiğimizi diyerek. Ben yapıyorum genelde. Vallahi bir mesaj geldi. Evet, dediğim gibi ev bizimki yüksekte kalanı, balkon olduğu için hani etrafta açık ya, her taraf görünüyor yüksek taraftan. Diğer o ertelerimin balkonlarından da her yer görünüyor, çekim yaptım zaten. Dediğim gibi aslında annemi demişler ki anneni götürseydin, hani Emine'yi de götürdü. Götüreceğim de şimdi bu hafta götüremezdim. Bir de evin içi yapılmayınca şimdi Beltem'e götürmek zorunda kalıyorum. Annem de dedim perişan olmasın. Ben çünkü evde işim olsa aşağıya deniyorum, bir daha çıkıyorum. Ama bir şekil götüreceğim. Annem merdiveni çıkamaz. Evin içindeki merdiven dik. Bayağı bir dik. Yapılacak çünkü. Oralara çıkamaz. Bir de tutmaya yer yok. İnerken zorlanır, çıkarken zorlanır. Tek oda var zaten yukarıda yapılı. Şu mutfağı bir halletsem onları daha sık götüreceğim. Emine ile annemi tabii ki götürmez miyim? Ayıp aklımda. O kadar üzülüyorum ki yani onları bir yerlere götüremediğim için. Köye çıkaramadığım için ama bakalım geldiğimde İstanbul'dan ertelerim de müsait olursa gideriz. En azından annemi de bir gezdirmiş olurum. Ona da iyi gelmiş olur. Mutlu olur yani. Başka bir şey demiyorum. Kadınla cihaz gezemiyor zaten, doğrudur. Kapıda bacada hava güzel olursa kapıda bacada bile otururuz. İşte masamızı kurar, çayımızı, kahvaltımızı yaparız, yemeklerimizi yeriz. Diyorum ya, seviyorum yani. Erkeklerim de Allah razı olsun. Çok mutlu ediyor beni. Gerçekten de onların yüzünü, yani o güler yüz. Hiçbir şey istemiyorum ben. Şu güler yüz var ya, bana yetiyor. Karşılıklı her şey. Gerçekten çok güzel bir sevgili. Birbirimize karşı bir şeyimiz yok. Allah'ım nazarlardan korusun, kem gözlerden korusun diyeyim yani. Ha bu arada bir de demişler fesatlık yapıyorsun. Sen köye şimdi mi? Bilen biliyor ki ben kaç haftadır köye ekini yapacağım deyip duruyorum. Tarla yapılsın yapacağım diyordum. Özgür Hanım tarla yapılmadı. Yağmurdan tarlayı kazamamıştı. Yapamayınca nasıl dikeceğim ben? Hem elin köyüne gidip de çekim yapmadım ki. Kendi köyümde yine Ertim bana yer bırakmış. Oraya eksin bitsin diyerek. Sağ olsun yani, Allah razı olsun. Gittik beraber ektik. Necdet ablam dediğim gibi 2 hafta önce söylemişti. Hatta 1 hafta önce pardon. Beni de götürseydin keşke demişti. O içime uhde oldu. Ben bilemedim yani. Genelde köyüne gidiyor diyerek. Gel benimle demeyi bilemedim. O anda aklıma gelmemiş. Ondan sonra dedim benimle gelir misin? Gelirim dedi. Niye götürmeyeyim? Benim bacım yani. Benim için. Ben de kin nefret bir şey olmaz. Ha desin ki öbür ablam da arasın. Dese ki ben seninkine gideceğim desin. Ben gelme demem ki kimseye. Kimseye götürmemezlik yapmam ki. Böyle bir şey yok yani. Kim nefretim hayatta olmaz. Beni tanıyan değil mi? Bilir. Kesinlikle bilir. Kimseye nispetim de olmaz. Herkesin köyü var. Neyi nispet edeceğim? Onun da köyü var yani. Köyünde bağ bahçesi her şeyi var yani. Neyin nispetini yapacağım? Eşinin onun da köyü var. Benimki de eşimin köyü sonuçta.
nispet edilecek bir konu yok yani arkadaşlar. Bunu açıklama da yapayım dedim. Fırsatı olmuşken. İşte öyle işte dua edin. İnşallah evde bitirirsem daha çok gidip geleceğim. Sizleri çok seviyorum. İnşallah akşama görüşmek üzere. Hayırlı günler efendim. Eminem de bir çekeyim şöyle bir güzel. Akşama bize şarkılarını söylesin. Ayrıca yine annemi de alırım. Güzel bir vlogla tekrar karşınıza gelmek üzere efendim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.